Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere sirkülasyon motorunun ayarından bahsedeceğim. Çoğu kimse bu ayarı bilmiyor. Ne işe yarıyor sirkülasyon motoru? Kaloriferin içerisindeki suyu çeviriyor. Yani kalorifere gidiyor sıcak su, tekrar dönerek bu motor sayesinde kombiye ulaşıyor. Orada ısınarak tekrar sisteme yollanıyor. Yani bu motor devir daimi sağlıyor. Bu mantıkla bakınca çok önemli bir motor olduğunu anlıyoruz ve pahalı bir motor. Biraz gürültü var ortamda çünkü balkon. Kusura bakmayın. Bunun fabrikasyon ayarı var. Genelde iki konumunda olur ya da bir konumunda bırakabilirler. 3 ayar oluyor. 1 2 3. 2 konumunda bırakılıyor. 1'de yavaş, 2'de daha hızlı, 3'te en hızlı. Şimdi ayar nereden? Buradan. Elektrik kapalı olacak. Bunu unutmayın. Su boşaltmanıza falan gerek yok. Bunu çıkarırken şu arka kısmında çentiği var. Şöyle kendinize doğru çekerek şöyle de çıkarabilirsiniz. Buraya bir tornavida dokundurarak çekebilirsiniz. Bakın şu. Bu buradan tutuyor. Buraya oturmuş. Kenarlardan zorlamayın. Kırılır. Ve çıkarıyorsunuz. Şu anda bunun ayarı 2'de arkadaşlar. Bu tarafa getirdiğinizde 3. Sizin de gördüğünüz gibi elle kolayca çevriliyor. Bu sayede motorun çalışması artıyor. Bunun nasıl söküldüğü ile ilgili, temizlendiği ile ilgili videolara, açıklamalara ekliyorum. Deneyimli değilseniz açıklamalarda linkini koyduğum videolardaki işlemleri yapmayın. Eğer evde sürekli oturuyorsanız ve kombiniz sürekli çalışıyorsa 3'e getirmenizi tavsiye etmem. Fakat fabrikasyon olarak 2'de olan kombi ayarını eve geldiğiniz zaman kombiyi kullanıyorsanız 3'e getirebilirsiniz. Bu sayede daha az yakıt tüketir, suyun daha hızlı sistem içerisinde dolaşmasını sağlarsınız. Kombiden daha iyi faydalanırsınız. Çünkü ısıtılan su direkt sisteme gönderilecek. Daha hızlı bir şekilde, bu sayede daha az soğuyacak. Ev ısındıktan sonra tekrar sistem içerisinde daha hızlı bir şekilde dönecek. Bu kadar arkadaşlar. Videomu burada son veriyorum. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.